Akçova'da, Kandıra'da Sungurlu Barajı'na karşı 2015'ten beri mücadele ediyoruz. ÇED raporunu yapılamadı. Daha sonra 11 Temmuz 2016'da dava açtık. Davamız bilirkişi raporu en son 22 Eylül'de açıklandı. Şu anda bu bilirkişi raporu da yenilenmesi gerekiyor yapılan hatalardan dolayı. Bununla ilgili Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürü ile görüştüğümde bana geçen hafta şunu söyledi. Mecburuz İstanbul'un beklenmeyen nüfus artışına karşı bu bölgedeki suları toparlayıp İstanbul'a pompalamaya. Daha yakın zamanda 900 bin tane Suriyeli İstanbul'a göç etti. Bunlara su bulmak zorundayız dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken İstanbul'a pasaportla gitmekten bahsediyordu. Ve kuzey ormanlarının korunması gerektiğinden bahsediyordu. Şimdi bunu söylüyorsunuz. Asıl yapılması gereken İstanbul büyük bir ekonomiyi yutan bir canavar haline geliyor. Nasıl Londra 1960'ta 12 milyondan 9 milyona düşürüldüyse, uydu kentler oluştuysa, yapılması gereken toplum sağlığı bakımından İstanbul'a her şeyin taşınması değil, nüfusun çevre imkanlarıyla paralel, yani suyu diğer kaynakları olan yerlere dağıtılması gerekir ve ekonomik yatırımlarında buralara yayılması gerekir şeklinde karşılıklı bir fikir alışverişimiz oldu. Neyse uzun etmeyeceğim. Yalnız biz hakikaten bir araya gelerek bu doğamızı, çevremizi korumak zorundayız. 700 yıllık Kaynarca halkının burada yerleşimi var. Sungurlu, Akçova bölgesi de en azından 850 yıllık 1200'lerden beri bir yerleşim yeridir. Bunu müdafaa edebilmek için çeşitli noktalarda kaynaklarımıza göz dikilen, bu projeleri karşı çıkan kişiler olarak bir platform oluşturmalıyız. Bir araya gelerek her düzlemde basında bunu anlatmak ve güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu sebeple ben bugün buraya geldim. Ve bu imkan arayışı içerisinde olursak çok daha iyi müdafaa ederiz. Teşekkür ederim size.